Talat abi. Ben Talat abiye baktım. Gelecekten korkuyor musun? Yani böyle mi gitsin yoksa gerçekten de bunlar bizim işimize yarayacak mı? Vallahi belki buradaki arkadaşlardan biraz daha eski bir kuşağım ben ama yani mesela internette gazete okumayı sevmiyorum. Hala gazeteyi evet. Gazete kağıdının kokusundan evet, okumayı seviyorum. Evet yani mesela filmle ilgili aynı tadı vereceğini düşünmüyorum. Yani bu teknolojinin. Belki de yararlı olacak ama bilmiyorum. Biz göremeyeceğiz en azından. Ya yani mesela ben kızımın bu teknolojiyi kullanmasının yararını görmedim hiçbir biz zaman. Biz teknolojiden korkuyor muyuz? Yani yok. İlerlemeden biraz evvel de biz böyle bir hani bir aman bu bize tamamdır falan gibi durumumuz var herhalde. Çok korkuyoruz. Onun için ben biraz da işte bununla başa çıkmaya gayretlendirmeye çalışıyorum. Özellikle gençleri, kadınları. Özellikle kadınlar, hem cinslerim teknolojiden, ay işte kumandayı bile kullanamam, şekerim falan gibi bir halimiz var. Artık hiç öyle olmaması lazım. Çünkü teknolojiyle bütünleşemeyen hiçbir kişinin ne sosyal ne iş alanında ileri gitmesi mümkün olmayacak. Yani o kadar hayatımızın içinde. Onun için alışalım, sevelim. Annem mesaj yazmayı öğrendi ya. Ya. Vallahi iki nokta bir parantez de koyuyor artık iyice. Vallahi büyük gelişim yani. Annem için harika yani. Ya pratikleştiriyor ama kaliteyi çok fazla düşürüyor teknoloji. Orası kesin. Yani en basitinden mesela müzikte de öyle. Yani kompakt diskleri falan geçtim. Plaktan alınan işte onun pre-amfisiydi, efendim power-amfisiydi. O güzel hoparlörlerde koydun öyle bir dinledim falan. Onun yerine normalde hani atıyorum şarkının işte kayıpsız bir hali 50-60 megabaytken 2-3 megabaytlık MP3'lerdeki o sıkı yani hiçbir şey duymuyorsun aslında. Hiçbir zenginlik yok. Teknoloji pratik hale getirdiği kadarıyla da kalitesizleştiriyor bütün içeriği. Yaşanmışlık kokmasını ve olmasını. Ondan bizi biraz yalnızlaştırıyor. Mesela kızım ay, geçen hafta bana odadan salona mesaj atıyor. Baba yemek hazır mı diye. Halbuki odadan salona mesaj atıyor. Evet, ben salondayım. Kızınız burada mı şu anda? Evet, kızınız da orada. Talat abinin kızı Gözde. Devam et. Şeyi seviyorum yani baba diye seslenecek ben de kızım diyeceğim. Ama yani belki görmek istemiyor sizi yani hani öyle bir... ya, beyaz şey de var mesela dünyadaki bütün yönetmenlerin filmi çekilirken ki korkusu şudur negatif çekilirken. Bir gün sonra banyodan gelecek haberi bekliyorduk biz. Büyük sahnelerde özellikle. Şimdi sahneyi kurmuşsunuz. 500 kişilik bir figürasyon var. İşte kameralar çekiyor. Arkasından bir gün sonra gönderdiğiniz negatifin banyodan sonucunu bekliyorsunuz. Şimdi değişince bizde mesela ben bir yönetmen olarak aslında dijitale geçmeyi çok sevdim yani. En azından o anda görüyorsun çektiğini. Doğru. Ya sinema için inanılmaz güzel bir şey bu. Öyle abi şimdi fotoğraf çekerken de biz yani bırak hadi fotoğraf işine bile yani alışkanlığımız yok gerçi. Bugün hala cep telefonlarından çekerken bir kere daha çektim garanti olsun diyor. Ya bu yanmaz ki bu yani. Hani bu eskiden bir filmin yanması. Evet abi. Ya bizde böyle bir şey var. Biz böyle bir şey değil. Abi işini ama kolaylaştırıyor. Ben işte 45 yaşındayım. Hatırlamıyor musunuz? Telefon yazdırmaya gitmek diye bir şey var diye. Öğleden sonra işte 3'te postaneye gidip telefon yazdırırsın. Gece 10'da telefonunu bağlarlar yani. Postanede böyle 9 saat beklersin. Bir virüsle de yok oluyor ama. Bütün bilgiler. Evet o da var. Doğru söylüyorsun. Mucize filminde Talat abinin bir sahnesi var. Çok güzel sahne. Telefonla konuşuyor. Ben o sahneyi yaşadım. Ya annemle Diyarbakır Postanesi'ne gidiyorduk biz. 16 saat beklediğimizi biliyorduk. 16 saati ve insanlar uyuyorlardı postanede. Telefon bağlansın. Evet diye. Babamla konuşacak diye annem ödemeyi arıyorduk. O zamanki numarayı bile hatırlıyorum. 1570 telefon numarası. Kaç? 1570. Talat abinin öyle bir sahnesi var izledik zaten. Evet filmin de en komik sahnesi. Biz İzmir'de oturduğumuzda 67'de telefon için müracaat ettik. 71'de Ankara'ya taşındık. 75 yılında dediler ki telefonunuz bağlanacak. 75 yılında. Evet. 67'de müracaat ettik. Yani bugün mesela cep telefonu almak için müracaat ediyorsunuz. Anında her şey. 10 sene sonra telefonunuz geldi diyorlar mesela. Hani öyle bir sen abi bu filmdeki senin iyi oynama sebeplerin yani bu filmdeki rolü iyi yapma sebeplerinden bir tanesi de sen de bir memur ailesi evet. Çocuğusun ve senin evet. Bir hikayen varmış. Bir vagon hikayen. Nedir abi bu? Benim babam Devlet Demir Yolları'nda bir memurdu. Her 4 senede bir tayini çıkıyordu. Sarıkamış doğumluyum. Erzurum. Erzurum'dan sonra Samsun. Ve bizim her sene 3 seyahat hakkımız vardı bedava. Bir de taşınırken, göç ederken vagon veriyorlardı. Yük vagonu eşyalar taşınsın diye. Devlet Demir Yolları çalışanlarına tayin sırasında vagonu evet. Bedava veriyorlar eşyalar taşınsın diye.
Samsun'a tayin oldum. İşte Erzurum'dan Samsun'a geldik. Ev aranıyor. Bu arada en büyük abim de işte askerliğini yapmış İstanbul'dan Samsun'a geldi. Ev bulamıyoruz. Bir tane ev bulundu. Fareli bir ev. Taşınmayalım dedik. Ve biz yanlış hatırlamıyorsam 7-8 yaşlarımdaydım. Vagon içinde yaşadık. Çok büyük bir vagondu. Vagon bayağı... Açık vagon. Hayır, kapalı. Ha, kapalı vagon. Kapısı var o kadar. Yani penceresi de yok. Ne kadar kaldınız vagonda? 20 gün falan yaşadık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.